Taner'in Güller'ine hoş geldiniz. Programın isim babası aramızda. Yani bu programa Zidane gelseydi galiba bu kadar heyecan duyabilirdik. Taner abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun kardeşlerim. Sağ ol. Allah razı olsun. Abi iyisin. Keyifleri iyi umarız. İyiyim iyiyim Allah'a şükür. İşte bu malum hastalıktan dolayı maalesef eve kilitlendik kaldık. İnşallah bugünlerde atlatacağız. Geçecek inşallah. Abi inşallah geçer. Çok kısa bir dinleyenler için bu kaydın neden bizim için çok önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Biz programla başlamadan önce kendi aramızda programa isim vermek için oturup konuştuğumuzda hiçbir konuda anlaşamadık. Yani dördümüzün de üzerinde mutabık kaldığı hiçbir isim olmadı. Daha sonrasında birimiz Taner Güller'e olsun mu, Taner'in Güller'e olsun mu dedik ve hiç şüphe etmeden direkt tamamdır bu dedik. Çünkü dördümüzün de en sevdiği ortak forvet sen olabilirsin abi. Yani dünyada bir Ronaldo'yu bu kadar çok seviyoruz, bir de seni çok seviyoruz abi. Bir de şunu ekleyeyim. Dünyada Galatasaray evinde 4 gol atan başka futbolcu tarihte asla yok. Hiç yok. Doğru. Ronaldo'nun bunu yapmışlığı yok. O yüzden abi sen birinci sıradasın. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Vallahi duygulandırdınız beni. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rica ederiz abi. O zaman hızlıca ben bir giriş yapmak istiyorum. Muratcan'dan da pası almış olayım. Abi 4 golü 90 dakikaya sığdırmak zor olmadı mı? Ya, tabii ki kolay değil ama yani hep arkası arkasına geldi. Bir de şöyle maçın kopma anı, bilmiyorum maçı izlemişsinizdir belki. İzledim. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Sonradan belki sonradan da izlemiş olabilirsiniz. Belki maç zamanında izlemiş olabilirsiniz. Milan Baroş'un bir kaçırdığı penaltı vardı 3-2. Evet. 3-2'ydi durum. Bir penaltı kaçırdı. Onun dönüşünde zaten 2 tane gol attım. Ben de tabii ki 4 gol atacağımı tahmin etmiyordum tabii ki ama o gün benim günümmüştüm. Abi bence tevazu gösteriyorsun. Yani tahmin etmemekten ziyade bir şey, senin neden kariyer çizgin böyle ilerledi bilmiyorum ama benim ceza sahası içinde bu kadar iyi bitirici çok az Türk forvet izledim ben. Çok iyi bir bitiriciliğim vardı. Ben yine başka bir soruya hızlıca geçmek istiyorum. Abi senin menajerin mi kötüydü? Doğru insanlarla mı karşılaşamadın? Yani senin 23-24'te İstanbul yapman gerekiyordu. Niye olmadı abi? Evet ya, sadece dışarıda aramamak lazım. Kendimde de hatalar görebiliyorum. Demek ki daha çok çalışmam gerekiyormuş o yaşlarda. Çalışmış olsaydım belki bu seviyeye gelebilirdim. Ama sonradan oldu. Yani pişman mıyım? Evet, pişmanlık var. Yani keşkeler var. Keşke yani 23-24'ünde yaşasaydım belki uzun süre Türk futboluna çok büyük katkılar verebilirdim. Son zamanlarında yaşamam evet biraz beni de biraz üzüyor ister istemez ama kendi hatalarım da oldu. Oynadığım takımlardaki hocaların tercihleri oldu. Onun dışında menajerim yani bir performansla alakalı bizim işler. Biz iyi performans gösterirsek menajerimiz en iyi yerlere bizi verebiliyor. Demek ki iyi performans gösteremedik. Patlayacağımız kısım Kocaelispor olmuş. Kısmet böyleymiş yani yapacak bir şey yok. Ben Kocaeli'nin bahtına. Araya istiyorum. Yeni nesil için şöyle bir bilgi vereyim. İşte Mbappe'ler, Messi'ler, Ronaldo'lar, işte yeni futbolcular. Ama Taner abinin Galatasaray maçında attığı 3. golü açıp izlesinler. Aynı golü şu an Mbappe atsa YouTube'da 100 milyon izlenmesi var. İnanılmaz bir gol işte. Evet. Aslında bakılacak olursa gollerin hepsi güzel. Mesela herkes 3. golü beğeniyor. Ama ben de 1. golü beğeniyorum mesela. O gelişine ceza sahası dışı. Gelişine Desantis'in yumruklayıp benim gelişine hiç yere düşmeden vurup o iki kişinin Meyra ile Servet'in arasından geçen top mesela. Onu vursam belki dallara taşlara gider. Ama ben vurdum direkt köşeye gitti. Çok güzel. Goller, evet gollerimin hepsi güzel. 4. attığım gol de çok güzel. 2. Evet, attığım gol hep. Köşeye plase. Evet hep yani böyle şey temiz yani hep. Plase ayak içi. Aynen öyle. Karambol golü yok. Bir de abi enteresan şekilde 90+5'te o sakinlik, soğukkanlılıkla uzak köşeye plase. Yani insanın gücü kalmaz baldırında, adalesinde artık. Ya şöyle şunu söyleyeyim. Biz Anadolu takımlarında oynayan futbolcular böyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarına çok farklı hazırlanıyoruz. Neden? Ya şimdi maçı yayıncı kuruluş veriyor. 25 bin kişi izliyor. Ama Anadolu kulüpler birbirlerinin oynadığı zaman belki 1 milyon izleyen belki var belki yok. O yüzden biz çok farklı hazırlanıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'nin yarısı o maçı izleyecek, daha fazlası izleyecek. Ve şöyle bir şey, pazar günü akşamları Fenerbahçe Galatasaray'la oynadığınız zaman 1,5 saat yorum yapıyorlar. Aynen öyle. Anadolu kulüpleri birbirine oynadığı zaman 1 dakika, 2 dakika yorum yapıp geçiyorlar. Doğru. O yüzden biz Anadolu kulüplerinde oynayan futbolcular
işte Galatasaray'a karşı, Fener'e, Beşiktaş, Trabzon'a karşı daha farklı hazırlanıyoruz. Doğrudur. Demek ki ben de çok farklı hazırlanmışım. Ben bayağı farklı hazırlanmışım. Benim Tokat'la ilgili şöyle bir anım var. Kısaca anlatayım. Ben Bodrum'da doğdum, büyüdüm. Bir arkadaşım vardı liseden. Kocaeli doğumluydu. Yahya Kaptanlıydı hatta. Biz maçı onunla birlikte izledik. Beşinci golden sonra ağlamaya başladı artık yani. Dayanamadı, ne yapacağını bilemedi. Ve iyi Kocaeli sporluymuş. Hastaydı. Hatta Galatasaray maçı dedi ki, beni aradı maçtan önce, dedi izlememiz lazım. Tamam dedim, izleyelim. Bir buluştuk, formasını giymiş, Kocaeli spor formasını. Oturduk bir yerde izledik. Artık 5'ten sonra bir 15-20 dakika hıçkıra hıçkıra ağladım. Yani benim için de çok özel bir andı ve o özel anın kahramanıyla şimdi sohbet ediyor olmak inanılmaz bir gurur benim için. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Yani her zaman. Abi şu... Tamam abi, pro... Burak devam et. Şöyle abi, programdan önce birkaç şey hazırlamıştık, kafamızda kurgulamıştık. Ya bunları da muhakkak soralım diye, ama laf lafı açınca aklıma geldi. Şimdi sen diyorsun ki abi, İstanbul'a gelmeden önce Anadolu'daki futbolcular başka bir hazırlanır, başka bir odaklanır. Çünkü reytingi artıyor, piyasa değeri yükselebiliyor orada yani, başarı elde ettiğinde. Evet. Evet. Şimdi bir, de öyle yani. Bir, kesinlikle abi, bir forvet peki maça çıkarken şey değişir mi? Asist yapacağını gol atmak ister mi? Takımdaşlığını kaybedebilir mi? Yani şey mi, asist mi yapabilir? Onu ne, anlamadım. Şimdi asist çok fazla parlayan bir şey değil abi. Yani evet. İki gol atmak mı, iki asist yapmak mı? İki asist yaparsan belki iki dakika konuşursa, ama iki gol atarsan İstanbul'da Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, hı, bu çok daha fazla konuşulabilir. Futbolcunun şimdi, saha içinde o sırada gelir mi aklına o? Ben vurayım. Yok, yok, yok. Mümkün değil, öyle bir şey olmaz. Çünkü oraya eğer düşün, maç 1-1 dakika 90. Yani eğer boşta bir arkadaşın varsa ona vermiyorsan, bu hem takıma ihanet ediyorsun, hem camiye ihanet ediyorsun, hem kendine ihanet ediyorsun. Yani çok farklı, o aklımızın ucuna gelmez. Yani ben o gün belki asist de yapabilirdim, ama gol de atabilirdim, gol attım. Genel anlamda öyle bir düşünceye yok yani. Hiçbir futbolcuda olduğunu düşünmüyorum. He? Forvetler biraz şeydir, yani biraz şahsi, biraz kendime oynayayım diye ister, ama her pozisyonda da onu düşünemez yani. Anladım abi. Tuna. Abi benim şimdi merak ettiğim bir konu var. Bizim ligimizde hani herhangi bir yerli oyuncunun biz çok görmeyiz böyle 18-19 gol attığını. Yani gördüysek de illaki o sezonlar içerisinde milli takıma adını yazdırmıştır. Milli takım havuzunda yer almıştır. Evet. Ya senin o dönemde bir milli takım beklentin ya mutlaka vardı. Varsa da neden olmadı? Yani benim merak ettiğim konu bu aslında. Çok da yani futbol kariyerim boyunca tek üzüldüğüm şey milli takıma faydalı olmamak. Yani milli formayı bir defa daha dahi olsa giyememek. Bunu her zaman söylüyorum. Her yer, her platformda da söylüyorum. Yani evet, o dönemde gol krallığını götürüyorsun, yakınsın, çekişiyorsun gol krallığı için. Baktığında Türkiye liglerinde 2-3 tane işte gol kralı, gol şeyi var, o yakın var o dönemde. Bekliyorum tabii, beklemez miyim? Şunun haberi geldi. Galatasaray'a 4 gol attıktan sonra bir İzmir'de Fil Dişi Sahilleri hazırlık maçı vardı. Ondan önce o zaman milli takımın hocası da Fatih Hoca'ydı, Fatih Terim'di. 40 kişilik oyuncu grubun içerisinde ismim olduğunu haberi gelmişti. Ama maalesef çağrılmadım. O dönemde çok bekledim ama çağrılmadım. Yani çok milli takım formasını giymek isterdim ama kısmet olmadı. Tekrar dünyaya gelsem, tekrar futbolcu olsam, tek düşüneceğim şey milli takımda oynamak olurdu. Kısmet olmadı, öyle diyeyim. Abi ben bir şey soracağım. Hani Fatih Hoca dedin, dönemi milli takım teknik direktörü. Bir kırgınlık var mı hocaya karşı? Ya o da Adanalı, ben de Adanalıyım. Belki ben de Adanalıyım abi bu arada. Öyle mi? Yani art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ya bir kırgınlığım var mı? Tabii ki var. Yani bir hazırlık maçı. Bir hazırlık maçı vardı o dönemde. Onu bir önce söyledim. Ya o dönemde hazırlık maçında almış olsa, hiç olmasa beni görme fırsatı da bulacaktı milli takımda. Burak, yani kırgınlığım... Milli var, takımlar yani. Milli takımda daha çok şey değil midir abi? O günkü performansı kimin çok daha yüksekse o kadroda yer alma şansına daha fazla sahiptir. Yani senin çok parlak bir yıldızın vardı. Yani özellikle senin bulunduğun dönemdeki Türk forvetleri hatırlayınca, ya şöyle biraz geri çekilince, Tuncay Açık oyuncusu olmasına rağmen forvet oynuyordu milli takımda. Yani o dönemde kimi çağırdı size söyleyeyim, siz de şaşırırsınız. Hı-hı. Batuhan Karadeniz'i çağırdı mesela benim yanımda. Kral yapmayacaksın, yani, kral olacaksın abi. Yani üzüldüğüm o konu o. Yani ama
yapacak bir şey yok. Geçti. Keşke o dönemde çağırsaydı. Belki milli takımda da belki daha güzel şeyler yapabilirdim. Taner abi, benim ısrarla programın başında bu menajerlik işini sormamın sebebi biraz da bu. Yani bildiğimiz de bir şey, hepimizin de bildiği bir şey. Türk futbolunda biraz abicilik, adam kayırmacılık, ne kadar arkan güçlüyse o kadar ilerlemen daha açık oluyor. Bu daha gerçekleşebilir bir şey Türkiye'de. Evet, bu katekulli yoluyla kötü yönlerde değil ama senin bence abi biraz da talihsizliğin burada. Doğru temasları kurmuş olsaydın bence çok daha yolun açık olabilirdi. Yani milli takım içinde yani, bir geçer. Evet, o yani çok şey yapmıyorum yani, menajerim yani çok oralara düşünmedim aslında bugüne kadar. Ama olabilir miydi? Evet, doğru söylüyorsun, olabilirdi yani. Çünkü Batuhan Karadeniz örneği çok doğru bir örnek. Yani kesinlikle Batuhan'ın ismini veya performansını kötülemek için değil ama o dönemi hatırlayınca kimin performansı, profil daha parlak? Yani kesinlikle senin. Evet, yani işte Batuhan'ı tercih etti, beni tercih etmedi maalesef. Üzüldüğüm konu yani inanılmaz derece, her zaman da her konusu geçtiğinde de onu söylerim. Futbol hayatım boyunca milli takımı formasını giyemediğim için çok üzgünüm diye her yerde söylüyorum. Adana şöyle bir şey oldu. O dönemde milli takıma işte o İzmir'deki hazırlık maçına, Field İsrailleri maçına çağırmadı Fatih Hoca. Ertesi antrenman Kocaeli Spor taraftarları milli formayla antrenmana geldiler. Çok güzelmiş. Milli, sen bizim için millisin. Milli formayı giydirdiler bana orada. Bir nebze çok mutlu olduk yani. Çok güzelmiş, çok şık olmuş abi. Abi bende bir tane milli takım forması var, hiç giyilmemiş. Ben sana onu armağan etsem. Giyer misin? Giyerim tabii canım. Giyerim ama sendeki formayı da yani sende kalsın derim. Eyvallah. Abi sana ilginç bir sorum var. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmemişsin. Evet. Araştırdık, baktık. Yani nasıl sakin kaldın, bu senin tamamen karakterinle alakalı olan bir şey mi, yoksa hani bir yardım aldın mı dışarıdan profesyonel olarak? Ya ben yapıcı bir insanımdır. Yapıcı bir insanımdır. Pozitif bir insanımdır her zaman. Saha içinde problem yaratan arkadaşlarımız da direkt sakinleştirmeye ben giderdim. Ondan olsa gerek yani, bir yapıcı bir tarzım var. Hakemler de beni çok sever bu konuda. Şimdi bazen karşılaşıyoruz hakemlerle. O Taner'im deyip sarılıyorlar bana yani. O yüzden hakemlerle de aram iyidir yani. Abi o pozitifliğini aldık ama biz ya. Yani o çok önemli oluyor. Çok sıcak kanlı, sanki böyle senelerdir arkadaş dost gibi sohbet muhabbet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum. Bizim takipçilerimize biz dedik ki Taner Gülleri konuğumuz olacak. Sorularınızı alalım. Şöyle bir soru geldi. Dediler ki İsmet Paşa Stadı'nın kale arkasında biçimsiz anlamsız bir top vardı. Onun ne anlama geldiğini biliyor mu diye sordu. Çok ilginç bir soru. İnanın ben de bilmiyorum ama Kocaeli Spor'u şey yapıyor, simgeliyor diye düşünüyorum. Doğru. Yani, futbol topu da Kocaeli Spor'un renkleri yeşil siyah. Kocaeli Spor'un bir simgesi olarak diye düşünüyorum ama yeni stada onu koymamışlar mesela. Evet. Peki abi, eski stat mı yeni stat mı senin için Kocaeli'de? Ya eski stadın ambiyansı çok farklıydı. Bir İsmet de orada Paşa çok güzel. Başka. İsmet Paşa çok başka. Orada çok güzel anılarımız geçti. Maalesef işte bütün şehirlerdeki statlar gibi yeni statlar yapılıyor. Şimdi çok modern, her şey çok güzel. Önemli olan o stadı doldurmak ama. Öyle, evet. İsmet Paşa ruhu yani yine yaşatıyordur. Kocaelispor taraftarı da çok şehrine, takımına bağlı bir taraftar grubu ama tabii eski ruh yoktur diye düşünüyorum. İsmet Paşa stadındaki ruh. Küçüktü. Biraz şimdiki stat 34-35 bin kişilik stat. Eski stat da 20-22 bin. O da full kapasite. 20-22 bin Kocaelispor dolduruyordu. Sıkıntı olmuyordu. Ama yeni stat içinde Kocaelispor'un Süper Lig görmesi lazım. Süper Lig görürse zaman zaman maçlara gidiyorum. Yani 35 bin şey stat dolmuyor maalesef. 28-29-30 bin falan geliyor. Tam anlamıyla tıklım tıklım olmuyor. Ama Süper Lig'i gördüğü zaman statta yer kalmayacağını düşünüyorum yani. Süper Lig'i görmesi için de Taner Gülleri gibi bir forvete ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani bizim zamanımız geçti. Yeni nesiller geliyor. Vardır ya, çıkar. Çıkmaz diye bir şey yok.
Taner abi, bizim en beğendiğimiz forvet sensin. O zaten söyledik. Peki senin en beğendiğin forvet kim abi? Şöyle söyleyeyim size. Çocukluğuma döneyim. 10 yaşlarındayım. İşte Adademispor'da yetiştim. O zaman futbola yeni başladığımda beni Van Basten'e benzetirlerdi. Van Basten'e benzetirlerdi. Hem oyun stilim hem de böyle yüz simam tarzım falan benzer. O zaman benzetiyorlardı. Ben de o dönemden beridir beni Van Basten'e benzettikleri için ben de Van Basten'i o zaman tanıdım. Ve Van Basten'in de çok büyük bir oyuncu olduğunu öğrendikten sonra hep kendime onu örnek gösterdim. Hep onu, ona mesela maçlarda ne yapıyor, milli maçlarını izlerdim. Eskiden bu kadar çok şey yoktu, araştıramıyorduk. Hı hı. Araştırdığımız kadar Dünya Kupası maçlarını izlerdim. Sırf Van Basten ne yapıyor ona bakardım. Van Basten diyebilir miyim? Peki Taner abi, pislik soru sorabilir miyim? Sor. En sevmediğin stoper yok. Abi. Oynamaktan hiç hoşlanmadığın stoper. Ya hiç olmadı ya. İnanın buna, hiç olmadı. Pislik yapanlar da oldu. Yani ben hiç muhatap olmadım, işime baktım. Kötü söz söyleyenlere şunu söyledim. Kötü söz sahibinindir. İstediğin kadar bana küfür et. Yani sana geçerli. Hep bu şekilde davranınca insan, karşımızda oynayan stoperler de hep saygı duyuyordu bize. O yüzden inan buna, yani çirkef tabii ki dirsek atıyorlardı. O mücadele anında itiş kakış oluyordu. Maç başlar başlamaz bir küfür etme vardır. Ya yok. İnanın buna, bizim zamanlarımızda sevgi saygı daha fazlaydı. He, var mıydı? Vardı. Ama biz onun üstesinden geliyorduk konuşarak. Şöyle şimdi Galatasaray'a 4 gol attığım maça dönüyorum yine de. Servet'le Meyra da çok temiz profilli stoperler değil. Saha içinden bahsediyorum sadece. Evet. Dirsek atarlar, konuşurlar, tükürürler. Onlara karşı da cevabını en güzel şekilde verdiğin için teşekkür ederiz abi. Bunu söylemek için. Yani karşılıklı oynadığımız arkadaşlarla bazı takımlarda beraber oynadığımız arkadaşlar oluyordu. Yani iki sene önce beraber aynı takım arkadaşıyız ama iki sene sonra karşılıklı oynayabiliyoruz. Servet'le aynı takımda oynamadım ama Servet'le karşılıklı çok mücadele ettik. Ve dışarıda da böyle karşılaştığımız yerlerde oturup muhabbet ederdik Servet'le. Yani Galatasaray maçında da Servet denk geldi. Maalesef gerekeni yaptık. Ama başka bir denk gelse de çok değişmezdim diye düşünüyorum. Ya o şimdi maça konsantre olduğu için dış etkenlerle çok uğraşamıyorsun. Yani oyuncu mesela maçtan önce ben maçı yaşardım. Bir gün önceden ne yapabilirim? Nasıl işte karşıdaki stoper kim mesela? Servet, Meyra. Servet'le Meyra'nın özelliği ne? Servet'in Meyra'yı nasıl geçebilirim? Nasıl akart edebilirim? Onları nasıl aldatabilirim? Hep onu düşünürdüm. Yani maçtan önce yarın oynayacağım maça çalışırdım. Dersime çalışırdım yani. O yüzden maçlarda da kolaylık sağlardı bana. Galatasaray maçında da bayağı bir kolaylık sağladı. Evet, evet. Abi Servet'e çalışmak da zor. Servet'i şimdi arkana aldığında top sana geliyor. Bir şekilde arkanı dönsen eli kolu çok uzun Servet'in. Aynen. Yüzüne gelir, bir şey yapar. Servet hem ellerini kollarla oynayan bir oyuncuydu hem de güçlü bir futbolcuydu. Güçlüydü. Yani evet, bizde teknik kapasitemiz iyiydi. Bizim de gücümüz, kuvvetimiz vardı. O şekilde götürdük yani. Abi benim sana bir sorum daha var. Bu genelde dünyanın tamamında, daha doğrusu rakip takıma giden oyuncular pek sevilmez. Sen hem Sakarya'da hem Kocaeli'de oynadın. Evet. Sakarya'dan sonra, önce Sakarya'da sonra Kocaeli'de oynadın. Sakarya ile karşılaştın mı hiç? Onu tam bilmiyorum. Karşılaştım. Oynarken. Bir şey oldu mu? Evet. Protesto oldu mu? Yok, herhangi bir şey olmadı. Hem Sakaryaspor'la Antalyaspor'da oynarken de karşılaştım. Hem Kocaelispor'da oynarken de karşılaştım. Hep hemen hemen 3-4 defa karşılaştım. Hemen hemen hepsinde gol attım diyebilirim. Belki bir maç atmadım. Diğerlerini de attım Sakaryaspor'da. Sevindin Sakaryaspor'da mi peki abi? Sevindim. Niye sevinmeyeceğim? Sakaryaspor'da güzel günlerim geçmedi maalesef. Sakaryaspor belki duymuşsunuz. 2002'de trafik kazası. Evet. O kazada ben hostes koltuğunda kurtuldum. Geçmiş olsun abi. Orada güzel anılarım olmadı maalesef. Ardına iyileştim. Bir sakatlık yaşadım. Bir sene top oynamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Antalyaspor'da mesela 3 sene geçirdim. Antalyaspor'da da çok iyi dönemlerim geçti. Orada da
gol krallığına yaklaştım. Hep yaklaştım. Hep ikinci oldum. Mesela Kocaelispor Antalyaspor oynarken Antalyaspor'a gol attım, sevinmedim. Çünkü orada bir Antalyaspor camiasında bir bütünleşmiştim o dönemde. Aynı şeyi Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra Kocaelispor'la karşılaşmış olsaydım, öyle bir durum olmadı. Yine gol atsam yine sevinmezdim yani. Bazen şöyle, camialarla bütünleştiğin zaman sevinemez. Ben Sakaryaspor camiasında bütünleşemediğim için sevindim. Doğru abi. Teşekkür ederim. Ben sorayım o zaman abi bir tane. Evet. Şimdi biz yani tabii baktık kariyerini, araştırdık ettik. Ama senden duymak istedim. Ben senin keşke bu hamleyi ya da bu transferi artık ya da bu sözleşme uzatmayı yapmasaydım dediğin hareketi, yani o anlaşmayı merak ettim. Kayserispor diyebilirim. Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra Kayserispor'a gittim. Transfer gittim. Maalesef oynatılmadım. Yani hoca taktıydı. Oynatmak istemedi beni. Ondan sonra evet keşke Kayserispor'la gelmeseydim, anlaşmasaydım dedim. Başka olmadı. Hoca kimdi abi? Hoca Levent Eriş'ti. Hmm. PTT 1. Lig'di, Süper Lig değildi. Peki oradan, buradan hareketle şeyi sorayım. Senin çalıştığın, en sevdiğin, en iyi anlaştığın hoca kimdi? Futbolculuk döneminde. Şov hocayla iyi anlaşmışımdır ama Necat Bilic'in yeri bende ayrıdır. Bursa rahmetli İmparator. Evet, rahmetli, Allah rahmet eylesin. İmparator, evet. Necat Bilic'in yeri çok ayrıydı. Ben 3. Lig'den, Fethiyespor'dan Bursa Spor'a transfer oldum. Sene 1998. O dönemde beni 3. Lig'den aldı Necat Bilic. Ve inanılmaz, o da forvetti biliyorsunuz. Hı hı. İnanılmaz bana forvet çalışmaları yaptırıyordu. Yani çok o zamanlarda çok çalıştırdı beni. İşte ama çok zaman bulamadık. Yani maç çok, önümüzde çok iyi kaliteli futbolcular vardı. O dönemde çok gençtim. Fırsat bulamadım oynamaya. Ama Necat Bediş diyebilirim. Erhan Altın diyebilirim son dönemde. Onu söyleyebilirim. Ama çoğu hocalarımla aram iyiydi yani. Necat Bediş de efsanevi bir figürdür. Evet. Futbol için. Evet. Burak sen deyin. Araya gelirim mi abi? Aklıma geldiği için hemen sormak istiyorum. Bu soru sana daha önce de soruldu zaten. İsmail Yüksek'ten bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin son transferinden. Evet. Özelliklerinden bahsettiğini biliyorum. Beğendiğini biliyorum abi. Benim sormak istediğim daha farklı bir soru. Yani senin futbolculuk geçmişine dayanarak soracağım bir soru. 21 yaşında 2 alt ligden 1. lige ve İstanbul'a gelmek çok fazla soru işareti uyandırıyor. Bir herhangi bir yetenek için bu çok geç bir keşfedilme yaşı değil mi? Evet, çok geç, doğru. 21 yaşında Fenerbahçe'de oynaması lazım mesela, ona bakacak olursan. Ama İsmail 2 sene önce amatörmüş. Bursalı kendisi, İznik doğumlu. Orada amatör takımda, oradan amatör takımdan almışlar Gölcükspor 2 sene önce. Gölcük'te profesyonel olmuş. Orada başlamış. Ben bir önceki sene çok fazla oynamamış. Yani 20 maç mı, 18 maç, o civar. Yani çok, yani 3'te 2'sini oynamış, öyle söyleyeyim. Ben sezon başında da Gölcük'le anlaşırken, yani birinci başladığımızda sezon başına, birinci hafta ben İsmail'in yeteneğini fark ettim. Farkına vardım. Ve ben sezon başı hazırlık döneminde dahi hazırlık maçlarımıza, futbol camiasında tanıdığımız isimler var, scout ekibindeki isimler var, antrenör hocalar arkadaşlarımız var. Onların hepsine birebir konuşarak dedim ki bende böyle bir oyuncu var. Bu oyuncu üst düzey olma yolunda. Eğer aşama kaydederse, gelişime açık, aşama kaydederse üst düzey olma yolunda ilerler. Gelin bu çocuğu izleyin dedim. Sezon başında hazırlık, daha ligler başlamadan önce söyledim. Ve ben birkaç tane takıma da izlettirdim. PTT 1. Lig, Süper Lig, 2B ligindeki takımların çoğuna izlettim İsmail'i. Çok da beğendiler. Lig başladığında lig maçlarına da aynı şekilde geldiler. Ve o sırada beni Süper Lig'den arayan 3-4 tane takım oldu. Mesela Denizlispor aradı. Onunla ilgili benden bilgi aldı. Antalyaspor aynı şekilde. Son dönemde, ben ayrılmadan önceki dönemde Galatasaray aradı. Yani şey, fikir alışverişi yaptık. Dedim gelin izleyin.
zaten izleniyordu yani. Sanırım Sadi Hoca vasıtasıyla, Sadi Tekelioğlu vasıtasıyla da Trabzon'a öneriliyor. Hatta Trabzon'da keza izlemeye gelmiş İsmail. Evet, benden sonra Sadi Hoca geldi. O da Trabzonlu olduğu için, Trabzon'a yakın olduğu için. O da Trabzonspor'u izlemesi için çağırmış, gelmiş izlemişler. Hatta anlaşmışlar gibi bir şeyler çıktı. Fenerbahçe'nin de menajeri doğrultusuyla izlediğini de biliyordum. En son menajeri benden bir şey istedi. İsmail hakkında bir yazı istedi. Ben de Ali Koç'a vereceklerini söylediler. Ben de İsmail hakkında hem kişiliği hem futbolculuğu bir sayfaya dökerek menajerine gönderdim. Menajeri de Ali Koç'a vermiş. Benim de Gölcükspor'dan Taner'den aldığımızı, işte Gölcükspor'un sezon başında hocası Taner Gülleri'ydi. İşte ondan aldığını söylemişler. Ondan sonra transfer bu şekilde sonuçlanmış. Şöyle bir şey. İsmail'in yetenekli Fenerbahçe'de evet 3. ligden 1. lige ben de aynı şey yaşadım. 3. ligden ben de Süper Lig'e gittim. Ama Fenerbahçe'ye gitti İsmail. Türkiye'nin 3-4 tane büyük takımlarından bir tanesine gitti. Büyük bir camiaya gitti. Şimdi İsmail'in işi daha zor. İsmail'in yetenekleri var mı Fenerbahçe'de oynayacak? Var evet. Ama birazcık yorulması lazım. İsmail gelişime açık. Çok da iyi oyuncu olma yolunda diye düşünüyorum. Çok çalışırsa, Fenerbahçe'de kalıcı olursa ben hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye çok bir yetenek geleceğini düşünüyorum. Hocam çok kısa bir şey daha soracağım. Size Fenerbahçe'den ulaşan kimdi? Ersun Hoca değil sanırım. Yok yok, menajeri. İsmail'in menajeri. İsmail menajer. Emrah tamam. Emrah Bozkurt ve Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit. Erdinç Şehit evet. Onlar ikisi menajerlik ortak çalışıyorlar. İsmail de ortak şekilde Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdiler. İnşallah kalıcı olur diyorum. Yetenekleri var. Üst düzey oynayacak yetenekleri var. Gelişim sağlarsa, ki sağlayacaktır diye düşünüyorum, İsmail hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için hem milli takımımız için büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Öyleyse madem gençlerden gittik. Hocam siz Kocaelispor'u zaten hala takip ediyorsunuzdur. Orada Gökdeniz var ve Gökdeniz Bayraktar. Beşiktaş dendi. İmzalandı dendi. Sonra Antalyaspor'da en son anlaştı sanırım. Onunla alakalı sizin görüşlerinizi merak ediyorum aslında. Gökdeniz de gelişime açık bir oyuncu. Antalyaspor'la anlaştı bu arada. Sezon sonunda Antalyaspor'a gidecek. Gökdeniz'in de özelliği şu, çok güçlü bir oyuncu. Biraz teknik kapasitesi biraz zayıf. Geliştirirse, çok çalışırsa Gökdeniz'in de Süper Lig oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir yere kadar getiriyor oyuncular. Ondan sonra her şey kendi ellerinde. Eğer çalışırlarsa gittikleri yerlerde, aşama kaydederlerse zaten bu aşama kaydederse kalıcı olur ve Türk futboluna kazanç olur diye düşünüyorum. Gökdeniz de o aşamada yani. Taner hocam, teknik çalışarak gelişebilen bir şey mi sizce? Tabii ki gelişir. Yani gelişmeyecek hiçbir şey yok futbolda. Her şey gelişir. Yeter ki çalış. Yani doğru çalış. Yine çok İşine bir de çok iyi konsantre olman lazım. Futbolla yatıp kalkman lazım. Günde en az 6 saatini, 7 saatini futbola ayırman lazım. Antrenman öncesi, antrenman sonrası. Antrenman öncesi hazırlık, işte antrenmana hazırlık. Ondan sonra çok iyi bir antrenman yapman lazım. Antrenmandan sonra çok iyi beslenmen lazım. Beslenmeden sonra çok iyi dinlenmen lazım. Bunu yapan oyuncuların hiçbir şekilde form düşüklüğü yaşamaz. Harry Kewell'ın da galiba Türkiye'deyken böyle bir sözü vardı Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'da çok yetenekli oyuncular var. Arda'yı kastederek söylemiş diye hatırlıyorum. Evet. Çok yetenekli oyuncular var ama ben idmandan sonra en az bir saat boyunca çalışıyorum. Buradaki hiçbir Türk oyuncunun benimle birlikte çalıştığını görmedim şimdiye kadar demişti. Doğru. Sanırım genel böyle bir sorunumuz var sanırım. Bir genel şekilde... futbolunda sorun. Biz tam profesyonel değiliz. Biz profesyonelce çok üst düzey top oynuyoruz ama çok profesyonel değiliz. Avrupa'daki futbolcuları, hocaları bazen maçtan önce kampa almazlar, maçtan önce çağırırlar 3 saat önce. Maç yemeğe yerler, toplantılarını yaparlar, maça giderler. Bizim bunu Türkiye'de, bu ülkede yapma şansımız yok. Ben yapmak istedim ama tepki çekersin yani. Niye? Türk futbolcusu profesyonelce yaşamıyor. Maçtan bir gün önce izin versek, belki hepsi değil ama birkaç tanesini gece kulübünden toplarız yani. İlla bir şekilde maçtan önce gece bir kamp görecekler yani. Yani ben oyunculara şunu söylüyorum. Ben futbolcuyken de çok disiplinliydim. Hep kendime iyi bakardım. Futbolcularıma şunu söylüyorum. Günde 6 saatinizi bana ayırın. 18 saat sizin. Ne yaparsanız yapın, beni ilgilendirmiyor. Ama 6 saatinizi bana ayırın. İşte bir önce anlattığım gibi antrenman öncesi, antrenman sonrası. Ben oyuncularımı antrenmandan sonra, yemekten sonra dışarıya evlerine salmıyor. 2 saat
antrenmanlarını yemekten sonra 2 saat odalarında istirahat edecekler. Ondan sonra gidecekler. Bu niye hocam? Niye öyle bir şey seçiyorsunuz? Yani antrenmanda yoruluyorlar. Antrenmandan da bana %100'lerini vermesini istiyorum. Hı-hı. Antrenmanlarda da istediğimiz 90 dakika, 70 dakika antrenmanın şeyine göre, biçimine göre en az 70-80 dakika, 100 dakika antrenmanda yoğun tempoda çalışıyorsun. Yemeğe yedin, ondan sonra git. Gidiyor kafeye arkadaşlarına çay kahve içmeye. Bizim maalesef Türk oyuncularımız öyle ama Avrupa'dakiler gidiyor evine dinleniyor. Biz de onun için dışarıda gezmesinler, gidip çay kahve içmesinler diye 2 saat şeyde tesislerde tutuyoruz. Ondan sonra gidin çayınızı kahvenizi iç. Kasların idman sonrası rehabilite olması tabii, gerekiyor. Yani doğru. Dinlenmesi lazım. Dinlenmesi lazım. Doğru. Dinlenmezse ertesi antrenmana, bir gün sonraki antrenmana yorgun gelir. Taner hocam, kısa bir şey daha soracağım size. Peki parayla mı alakalı bir şey? Yani bir anda genç yaşında parayı kazanınca çalışmayı mı bırakıyor? Neden çalışmıyoruz? Bizi çalıştırmayan şey ne? Yani o kişilikle alakalı. Hani iki maç oynayıp iki gol atıp işte havaya giren tarz oyuncu varsa zaten futbol ömrü uzun sürmüyor maalesef. Ama profesyonelce yaşıyorsa, bir Selçuk İnan. Hiç Selçuk'un orada burada şurada ismini duydunuz mu? Çok değil diyelim hocam. Arada çok duyuluyor. Çok nadir. Çok nadir yani. Doğru yani, doğru ama çok görünen bir değil. O da izin günlerinde gitmiştir. Tabii. Profesyonelce yaşıyor çünkü. Hı-hı. İşini de bak 34-35 yaşına geldi. Üst düzey oynadı. Şimdi futbolu bırakma aşamasında yani. O da büyük ihtimalle kulübeye dönecek zaten. Yani o futbolcunun kişiliğiyle alakalı diye düşünüyorum. Hı-hı. Abi ben sana bir soru soracağım bu gol sevinçlerinle alakalı. 2008-2009'da önce Beşiktaş'a gol attıktan sonra eline 3 yaptın. Sonra Trabzon attıktan sonra 4 yaptın. Bunların anlamı neydi? İlk önce Galatasaray'a attım. İçeride 4-1 mağlup olduğumuz maçta golü ben attım. Ondan sonra Fenerbahçe'ye attın. Fenerbahçe'ye attım. Yine içeride 3-2 mağlup olduğumuz, Guiza'nın olduğu dönemde, Guiza'nın 90+8'de attığı golle mağlup olduğumuz maç. 2 oldu. O hafta şeye gittik. Arkadaşlarla beraber Sapanca'ya gittik. İşte akşam yemeğine gittik. Takım arkadaşlarım falan var. Dışarıdan birkaç arkadaşlarımız falan var. O hafta da Beşiktaş'la oynuyoruz. O dışarıdan olan arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki bu hafta dedi Beşiktaş'a da atıyorsun Taner, 3 işareti yapıyorsun dedi. Dedim abi yani niye? O an düşünemedim. Niye? Galatasaray'a attın, Fenerbahçe'ye attın. Beşiktaş'a da atarsan 3'ünü atmış olacaksın dedi. Aa güzel bir şey dedim. 1-0 öne geçtik. Golü de ben attım Beşiktaş'a. Kameralara gittim, bunu yaptım. Ondan sonra bunun da devamı geldi Trabzon'a. Trabzon'da da gol attım. 4 işareti yaptım. Ondan gelmeye. Bir arkadaşımın düşüncesiyle gelişti yani. Bütün... Allah'tan kesmişsin bu iş. 18'e kadar gidermiş yani. o rekor da bende, biliyor musunuz? Nasıl yani abi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a bir sezonda 34 hafta boyunca gol atan oyuncu yok Türk futbol tarihinde. Ben 17 hafta boyunca attım. 34 hafta değil yani. o hiç yok zaten. Abi bir tane daha Taner Güller'e gelmeyecek. Yani inşallah kırılır. Kırılır da ismimiz tekrar geçer Taner'den sonra. Yani gerçekten Ronaldo falan yani işine gücüne baksın. Gerçekten bunları yapsın. Ben bu arada 8-9 sezonundan sonra Beşiktaş'ta bir adı anılmıştı Taner abinin. Ben çok istemiştim. Keşke gelseydi Beşiktaş'ı diye de. Herhalde evet. Gerçekleşti yani. Evet evet, Beşiktaş ve Trabzonspor aradı o dönemde. Ben Başakşehir'e söz vermiştim. Daha önceden konuşmuştuk. Biraz Beşiktaş ve Trabzon çok aradılar, konuştuk. Ama böyle çok şey alamadım. Elektrik alamadım. Samimi değillerdi yani. Samimi değiller diye ben... Daha öncesinde de Başakşehir'le görüşmüştüm. O zaman da Başakşehir'e imza attım işte. Hocam 2007 sezonu mu? 9. 2008-2009 sezonu. 8-9'da kim vardı Beşiktaş'ta Trabzon ilerisinde? Hatırlıyor musunuz? Nobre vardı. Nobre vardı. Nobre vardı. O dönemde Beşiktaş şampiyon oldu zaten. Holosko. Mustafa Denizli zamanı. Holosko. Fenerbahçe'de Guiza var. Sizi Holosko artı bir miktar parayı almaları gerekiyormuş. Yani... Olmadı hocam. İşte Başakşehir'e gittik yani. Beşiktaş ve Trabzon konuştuk yani. Hocam Sigit Bey'i nasıl kovdun ya? Biraz bunu anlat. Valla onun da şöyle bir anısı var. Maçtan önce otobüsle giderken o sırada kuzenim aradı. Amcaoğlu kuzenim aradı. Stada gidiyoruz. Konuşmamda işte şaka yapıyoruz. Gırgır şamata yapıyoruz. İşte maçın stresini alalım üstümüzden diye. Amcaoğlu'na dedim ki ya bugün dedim 3-4 tane atalım da dedim Galatasaray'a dedim. Sigibe ayrılsın dedim. Gönderelim dedim. Böyle bir şaka yaptım. Şaka yaptım yani.
Hakikaten maçtan sonra da gerçek oldu. Allah söyletti yani. Abi keşke 6-7 falan deseymişsin. Yani, ama şunu söyledim. 3-4 tane atalım da şurada galip girelim. Galatasaray'ın hocasını Siki Bey'i gönderelim diye bunu birebir söyledim yani. Allah söyletti yani. Aynen öyle, Allah söyletmiş. Ben bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir kıyas. İnönü stadı, Ali Samiyen, Kadıköy, Saracoğlu. Hangisi daha zordu bir deplasman forveti olarak? Ya hepsi zor ama İnönü çok farklı. Biz de öyle düşünmüştük abi. Yani programda 3 tane Beşiktaşlı var. Tabii ki katılmıyorum buna. Ben de şöyle bir şey soracaktım aslında. Benzer bir şey olacak sonunda. Yani hangisinde gol atıp tribünlere doğru sevinmek isterdin diye soracaktım abi. İnönü Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok farklı bir ambiyansı var ya. Seyirciler sanki üstüne geliyor yani. Böyle felaket. İnanılmaz bir ambiyansı var. Beşiktaş taraftarı da zaten Türkiye'nin en iyi taraftarlarından bir tanesi. İnanılmaz bir taraftar. Yani maç oynanırken biz onları duyamıyoruz ama böyle çok böyle şeyle ısınırken falan inanılmaz yani. Motive oluyorsun ya. Resmen motive oluyorsun. Beşiktaş'ın oyuncusu olmasan dahi motive oluyorsun yani. Güzel bir atmosferdi. Güzel stattı. Evet. Hala öyle. Şimdi de öyle. Şimdi yeni stadı beğeniyor musun abi, Vodafone Park'ı? Gittim, maç da izledim orada. İnanılmaz ambiyansı var. Şey de öyle. Galatasaray'ın stadı da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin stadı da aynı şekilde. Yani ambiyanslar çok farklı. Yani 50 bin taraftar geliyor. 50 bin de doluyor. Çok farklı ya. Yani orada hiçbir şey yapmazsanız bile motive olabiliyorsunuz yani. Takımınız için yani şey de olsan, bitik bile olsan, 90+5 de olsa o mücadeleyi vermek istiyorsunuz. Taraftar bir itici güç. O yüzden futbol taraftarlı oynanmalı diye düşünüyorum. Taraftar itici güç, kabul ediyorum ve Hodri Meydan, işte Kocaelispor taraftarı da deplasmanları hiç kaçırmazdı. Hiçbir yerde takımı yalnız bırakmazdı. Kocaelispor hem içeride hem dışarıda. Yani eski İsmet Paşa'da, şimdi stadın büyük oluşu biraz tam anlamıyla %100 dolmuyor ama %90'ı, %80'ı doluyor. Bizim futbolculuk dönemimizde İsmet Paşa hep fulldü yani. İnanılmaz. Hodri Meydan'da zaten Türkiye'de 8-10 tane iyi taraftarı varsa birisi de Hodri Meydan'dır. Evet, evet. İnanılmaz bir itici güç. Onlar da bir itici güç. Yani Kocaelispor'un bu seneki şampiyonlukta çok büyük emekleri var. Bizim dönemimizdeki şampiyonlukta, Süper Lig'e çıkardığımız dönemde çok büyük güçleri var. Yani itici bir güç. O yüzden taraftara olan kulüplerin yaşamasından yanayım. Süper Lig'de olmasından yanayım. Biz de öyle düşünüyoruz. Anadolu takımları için özellikle taraftar kültürü olan, şehrine sahip çıkan takımların hani evet, yerlerde olmasını istemiyoruz ama maalesef endüstriyel futbol biraz izin vermiyor bu duruma. Burak, evet, sen bir soru soracaktın galiba. Abi şöyle bir sorum var sana. Şimdi artık bir hocasın. Takımın 90+4'te ya işte son saniyede golü attı. İşte üst lige çıktın veya kupa aldın. Bir karizmatik bir sevinç yapayım diye mi düşünürsün? Yoksa bam 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 ne gelirse sevineyim mi dersin? Allah ne verdiyse sevinirim. Şampiyonluk geliyor. Bu sene Gölcük'te öyle bir şey yaşadım. Tabii şampiyonluk maçı değil. Tahminim 7. mi 8. hafta bir Nevşehir'le oynuyorduk. İnanılmaz bastırıyoruz ama gol atamıyoruz. İnanılmaz bastırıyoruz, gol atamıyoruz, olmuyor. İçeri devreye bir 0-0 berabere girdik. İkinci yarı başladı. İnanılmaz baskı kuruyoruz ama topu maalesef kalenin içine atamıyoruz. Bir ara düşündüm, bir 3 dakika gireyim diye düşündüm. 90+1'de bir gol attık. 90+1'de 1-0 kazandık. O maçta dahi inanılmaz sevindim. Yani şampiyonlukta ne yapacağımı düşünemiyorum. Abi inşallah başına gelir. Bu duyguları yaşarsın. Ben şimdi i̇nşallah. Abi çok fazla vaktini aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç sorumuz var. Problem yok. Futbolda herhalde şu an güncelde en çok sorulan soru Messi mi Ronaldo mu? Eski bir forvetten de bu fikrini almak isteriz açıkçası. Yani konuşmaya bile yani Messi tabii ki ya, Messi ya. Ama şöyle. Messi. Şöyle. Buyur abi. Yani Messi'nin inanılmaz yetenekleri var. Ronaldo'nun da yetenekleri var ama Messi kadar değil. Yani Messi çok farklı. Ronaldo çalışmasa Ronaldo olamazdı. Messi çalışmadan Messi oldu. Öyle düşünelim ama her ikisi de dünyanın yani dünyada gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir taneleri. İkisi de. Mesela biz Pele'yi görmedik. Pele'yi falan hatırlamam. Pele'yi de aynı şekilde söylüyorlar. Johan Cruyff'u görmedik. Onlar aynı şeyi söylüyorlar. Bizim dönemimizde, çocukluk dönemimizde Maradona vardı. Maradona, evet. Maradona.
şimdiki nesillerde Messi Ronaldo. Messi Ronaldo'dan sonra 15 yıldır başka bir isim hala yok. Öyle. Mbappe diyorlar. Bir Neymar diyorlar ama o kaliteye hala gelemediler onlar. Ben de gelemeyeceklerini düşünüyorum. Yani biz dördümüz aramızda anlaşamadığımız bir nokta daha şu. Tuna, ben ve Burak Messi'ciyiz. Londra'da yaşayan Burak Ronaldo'cu. Sana soralım dedik. İşte programın başında dediği gibi bizim aslında dördümüzün ortak noktada buluştuğu tek insan sensin. hiç tartışmaya gerek yok Messi yani. Messi. Abi o zaman bir santrafor sorusu soracağım sana. Brezilyalı Ronaldo, yani gerçek Ronaldo için ne düşünüyorsun? O da inanılmaz oyuncuydu. Yani o sakatlıklar biraz onu etkiledi. Yok, o da Messi, Ronaldo kalitesinde bir oyuncu ama o kadar üst düzeyi devam ettiremedi. Yani Messi, Ronaldo 15 senedir üst düzey oynuyor ve hala da dünyaya isimlerini hala bitmedi yani. Ama evet. Ronaldo'nun da aynı şekilde zamanı uzamadı. Yani 3-5 sene konuşuldu Ronaldo. Ondan sonra sakatlıklar, onlar filan etkenler devreye girdi. O da çok üst düzey bir oyuncuydu. Ama Ali Sabiyen'de 4 gol atamadı abi. Öyle söyleyeyim. Yani, o da bir gerçek. O da bir yani, gerçek. Evet. Kusura bakmasın, Ronaldo kusura bakmayacak. Ama belki Türkiye Ligi'nde oynasa belki atabilirdi yani. 4 gol çok zor abi. O kırılmaz artık ya. Kırılmaz. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben hayatım boyunca hiç hat-trick yapmamıştım o maça kadar. Aa. Yani 3 gol, yani bir maçta 3 gol atmamıştım. 4 gol attım ama bu sefer. Hiç olmamış ama. Hem 2 sene atıyordum. 3 yoktu. Ama güzel, 4 rekor ya, asla unutulmayacak bir şey. Ben son bir şey soracağım, sonra yavaş yavaş kapatalım. Futbol biliyorsun bu şartlar altında oynanacak dendi. Haziran'da geri dönecek dendi. Bu virüsle ertelendi. Bundesliga başladı hatta hafta sonu. Ne düşünüyorsun abi? Bu şartlar altında bir futbolcu çıkıp oynayabilir mi? Ya önce sağlık. Bunu her zaman söylüyorum. Önce sağlık. Ama liglerin de bir an önce bitirilmesi lazım. Almanya Ligi başladı. Bak bu hafta izledik Almanya Ligi'ni. Herhangi bir sorun çıkmadı, yaşanmadı. Devam ediyor. Yani ben de oynanmasından yanayım her ligin. En alt ligden en üst lige kadar oynanmasından yanayım. Tarih olarak da 12 Haziran değil belki ama belki bir hafta iki hafta daha ileriye atılabilirdi diye düşünüyorum. Ama Alman Ligi başladıysa bizim daha ligimize en az 3 hafta daha var. 3 hafta içerisinde günden güne de her gün televizyonlardan duyduğumuz haberlerden izlediğimiz günden güne daha çok azalıyor vaka sayısı. Vefat sayıları azalıyor. Çok belki 3 hafta, çok şükür 3 hafta sonra belki hiç kalmayacak. Belki de devam edecek. İşte o duruma göre tarihin belirlenmesinden yanayım. Ama şu an için 12 Haziran normal gözüküyor. Eğer aksi bir durum olursa 2-3 hafta ötelenir diye düşünüyorum. Ben oynanmasından yanayım yani. Biz de aramızda. Ama şöyle bir şey, seyircisiz oynanacak. İnanın buna Almanya Ligi'ni izledik. En üst düzey liglerden bir tanesini izledik. Seyircisiz olmuyor, maalesef olmuyor. Olmuyor, evet. Maalesef ruh olmuyor yani. Şundan yanayım. 50 bin kapasiteli bir stadyuma böyle 3'er metre arayla, normalde 1,5-2 metre mesafe ama 3'er metre arayla belki 10 bin kişi alınabilir. Yani 50 binlik stada 10 bin kişi alınabilir. Belki Haziran, Temmuz aylarında hani durum biraz daha iyiye giderse, federasyon başkanı da öyle söyledi, seyircili bile olabilir dedi. Belki bu şekilde bir düzenleme yapılabilir, bilemiyorum. Yani seyirci olabilir ama kısıtlı seyirci. Evet evet, anladım. Yani %20'lik stadın kapasitesine göre %20-%30 almak kaydıyla olmasından yanayım. Ben 12 Haziran'da da dahil diyorum. Doğru abi. Ya bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar sorunuz varsa son soruları toparlayalım. Taner abi daha fazla tutmayalım, vaktini almayalım. Ya benim tane sorum var aslında. Yok. Bizim de galiba daha topluca hiçbir sorumuz yok. Hadi benim Döner de yok. Hocam. Kusura bakmayın. Gayipten bir ses geldi, kusura bakmayın. Şarjım azaldı galiba. Tamam. Hocam sizden son bir ricam olacak mümkünse. Tabii. Kapanırken bize bu güzel sevincinizi paylaşır mısınız tekrar? Şu görüntüyü bize vermeniz mümkün mü? Öncelikle dördünüze teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Her zaman her platformda tekrardan sizlerle sohbet etmek isterim. Programın ismini de Taner'in Gülleri koymanız beni ayrıyeten mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kapanışı da şöyle dörtle yapalım.
Ben bir çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Hem Ali Samiye'nin hatırası hem dört büyükleri hatırası. O zaman ben son bir şey söyleyeyim sonra kapatalım. Abi ben hepimiz futbola aşığıyız. Benim bir de forma koleksiyonu gibi bir durumum var. Hatta bir Kocaelispor forması var. 19 Taner Gülleri. Ben bu hastalıklar geçtikten sonra onu bir imzalatmak isterim. Tabii her zaman. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk abi. Çok memnun olduk. Seni aramak istemek bizi onur etti. Çok teşekkür ediyorum vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. İstanbul'dayım. Müsait bir zamanda hep birlikte isterseniz bir oturur bir sohbet ederiz tekrardan. Süper olur abi. Süper olur abi. Harika. Hem tanışmış oluruz hem de formayı imzalamış oluruz. Süper abi süper. Bu sözü aldık. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sana. Sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar abi. Teker teker. Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Sağ olun.